İkinci el otomobilde fiyat düşüşü ufak ufak devam ediyor. İlanlar üzerinden yapılan bir çalışmaya göre Temmuz ayında ikinci el otomobile talep arttı ancak fiyatlar gerilemeyi sürdürdü. Otomobil yazarı Halil Okşit şimdi konuğum. Onunla konuşacağız. Halil Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar Serap Beret. Çok teşekkürler. Düşüş oranını da vereyim başlamadan. Yani Haziran ayında 871.156 liraymış. İlanlara bakınca ortalama ikinci el araç fiyatı, otomobil fiyatı 862.232 liraya düşmüş. Yani çok büyük bir rakam değil. 9.000 lira, 10.000 lira her neyse. Ama 13 aydır düşe düşe gidiyor. Yani o yüzden anlamlı. Talep arttığı halde. Otomobil almak için, ikinci el için iyi bir zaman mı? Çünkü sıfır araçlarında cazip kampanyalarının olduğu bir dönemdeyiz. Ne tavsiye ediyorsunuz bu konuyla ilgilenen izleyicilerimize? Otomobil artık böyle 800 bin liralardan işte başlayan, 1 milyon liraları aşan, daha da yukarılara giden bir meblağ karşılığında satın alınabilir yüklü bir ürün, bir meta halinde yoluna devam ediyor. Evet. Dolayısıyla bu kadar büyük peşin nakit tutarları böyle bir ürüne bağlamak hakikaten düşündürücü ve bunun karşısında da artık önceki yıllarda yatırım aracı olan otomobil bu özelliğini kaybettiği için faiz gibi %50'ye 40-50 oranına sahip olan faiz var. Dolayısıyla piyasada fiyatların düşmesi işlem hacmiyle doğrudan alakalı. Ama bakıldığında aynı araştırma bana da geldi. Araştırmada ikinci el araç satışlarının geçen yıla göre %13 gibi bir oranda da artış gösterdiği söyleniyor. Yani insanlar yavaş yavaş ihtiyacı olanlar aracı alıyorlar. Dolayısıyla rakamların 800 bin liralarda olması veya 9 bin lira gibi bir rakam gerileme olması piyasada bir hareketin başladığını gösteriyor. Bu galeriler ayağında da öyle, ilanların yayınlandığı bu internet sitelerinde de böyle. Ve piyasa hakikaten alıma doğru yönünü çevirmiş durumda. Alıma doğru yönünü çevirdiğinde hep böyle fiyatların artışı yönünde de denge değişiyor. Öyle mi olacak yani kısa vadede? Ya ben öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü 2023 yılında, yani geçen yıl, fiyatlar o kadar üzerine köpük koyarak gitti ki dolayısıyla bu köpüğün alındığı bir süreç yaşanıyor. Ben fiyatların çok da artacağını düşünmüyorum. Ama fiyatları artıracak bir tehlike kenarda bekliyor. Kur artışı. Özellikle son bir haftada kurlarda başlayan hafif kıpırdanma sıfır araç fiyatlarına yansır gibi oldu. Bu kur artışı nedeniyle hafif kıpırdama başladı ve Eylül ayıyla birlikte GSR2 diye bir yasal düzenleme var. Onun da sona ermesiyle fiyatlarda %4-5 gibi bir artış kenarda bekliyor sıfır araç fiyatlarında. İşte ikinci el araçlar da sıfır araçlara çok doğrudan bağlı olduğu için fiyatlar da onlara paralel hareket ettiği için Eylül ayı ile birlikte fiyatlarda biraz artış olabilir. Ama gene de ikinci el araç stokları en az bir 50 bin araç, satılmak üzere bekliyor. Çok da sıfır araçlar gibi fiyat artırarak gideceğini düşünmüyorum ikinci el araç piyasası. Aracını ilana koyan bir kişi bugünlerde ne kadar zamanda satabiliyor? Böyle 50 bin araç bekliyorsa Halil Bey. Şimdi bu araştırma onun 25-26 gün civarında olduğunu ortalama olarak söylüyor. Ama doğru fiyatlama yapılırsa. Çünkü bugün 900 bin liraya sıfırı fiyatlanan bir aracı 930 bin liraya hala o ilan sitesinde tutanlar var. Dolayısıyla hani onların ilanları daha uzun süre orada kalacaktır. Çünkü sıfır araç almak, sıfır araç satan şirketler 900 bin liraya, 1 milyon liraya bir aracı satarken o aracı ikinci elde 1 milyon 50 bine satabilmenin sıfır şansı var. Yani çok hani kör bir alıcı bulmak lazım ki satabilsinler. Ama ben piyasanın esas olarak finansman ve kur dengesi üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. İhtiyacı olanlar için alma zamanı diye bir başka başlığı size açabilirim. Zaten tam onu diyecektim. Yani ilk sorunun cevabını verdiniz. Önümüzdeki dönemlerde kur etkisiyle daha da artabilir. Hazır çokça araç varken, hazırda fiyatlar iyiyken, eğer buna bütçeniz yetiyorsa ve ihtiyacınız varsa otomobil alın diyorsunuz özetle. Evet, ihtiyacı olanın, hakikaten ihtiyaç parayla ölçülen bir şey de olmadığı için otomobile alışmış bir insan, hele büyük şehirlerde. Alışmaya da gerek yok aslında. Bu devrin gerçekten bir ihtiyacı oldu pek çok kişi için. Hele de büyük şehirde yaşanıyorsa. Ya ülkemizdeki otomobil sahipliği de hala biraz gerilerde zaten.
Kesinlikle gerilerde. Mutlak derecede haklısınız. Otomobil bir ihtiyaç ve bunu giderebilmek için elinde bu olanağı olanların, hani ben olsam alırım, öyle söylemek istiyorum. Ben olsam alırım. Yani şu geçen yıllarda yaptığımız yayınları düşünürseniz, konuştuğumuz rakamları düşünürseniz, hiçbir zaman geleceği de tam göremiyoruz zaten. Oluşan şartlar ideal diyorsunuz ama yatırım için değil. Başta da onu anladım. Yani yatırım için değil, zaten bu fiyatlar da onun sonucu. Ya şöyle söyleyeyim, geçen normal halktan biriyle, otomotiv sektörü dışında biriyle konuşuyorum, emlakçı. Diyor ki iki otomobil aldım geçen sene yatırım için diyor, marka modelini de söylüyor. Hatta biri top, ikisi de diyor otoparkta duruyor, hiçbir işlem yapamıyorum, alıp da satamıyorum da diyor. Bu şekilde en az bir 50 bin araç var. Dolayısıyla hani yatırım olayı ortadan kalktı. Kesinlikle artık otomobil gerçek niteliğine, ihtiyaç giderme niteliğine döndü. Hı-hı. İhtiyaç ve herkes de olması gereken bir araç haline geldi. Yatırım değil, çok haklısınız. Hı-hı. Yatırım nedeniyle kimseye önermiyorum. Hı-hı. Ama ihtiyacı olan kesinlikle bu dönemde ihtiyacını da gidermek için alabilir diyorum. Çünkü evet, ben alırım en azından yani. Anladım. Yani şu anki dengeler onu gösteriyor. Zaten böyle trendler oluştuğunda yatırım, o rüzgarın en sonunda alanlar hep kaybediyorlar. Yani orada hızlı refleks gösterenler kazanıyor genelde. Çok uzun sürdü o otomobile, konuta. Yani parasını elinde nakit olan, varlığı olan insanlar işte varlıklarını bu yolla katladılar aslında o dönemde. Bütün hani ekonomik dengeleri nasıl yansıdığını gördük. Şimdi onun duraklama ve düşe geçtiği dönemi yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Halil Okşit değerlendirmeniz için. Sağ olun. Net bir cümle ederim, kullandı Halil Bey. Eğer imkanınız varsa şu anda uygun zaman ikinci el otomobil almak için.